Efendim, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ağır kapılar için, demir kapılar için kullanılan kapı hidroliği montajı olacak. Montaja başlamadan önce ürünü kutusundan bir çıkaralım ve içinden çıkan malzemelere bakalım. Bir adet kapı hidroliği gövdesi. Arkadaşlar, iki tane metrik vidası somunuyla birlikte, bir tane kullanma kılavuzu ve bir tane de ayar yapmak için anahtar kutunun içinden çıkar. Hemen belirteyim, bu ağır kapı hidroliğini ben de ilk defa montajını yapacağım. Kullanma kılavuzuna bakacak olursak, resim 1'de görüldüğü gibi kapı kasası ile otomatiğin merkezi 23 santim, kapı kasası ile otomatiğin kol merkezi 31 santim olmalıydı diyor. Şunu diyor: burada takılmış bir kapı hidroliğimiz var. Bu kapı hidrolikleri de hafif kapılar için kullanılan kapı hidroliği. Hemen şöyle size göstereyim. Çok ağır kapılar için bizim şu anda monte edeceğimiz ürünler kullanılır. Hafif kapılar için de bu tip hidroliklerden yararlanırız. Yani kapı kasasıyla hidroliğin monta vidalarının, ilk vidalarının atılacağı yer 23 santim olmalıdır dostlar. Beğeni ne demiş dostlar? Monte işlemi bittikten sonra iç yayın kurulması için gerdirme anahtarı yardımı ile otomatiğin üzerinde bulunan dişli kurularak kol üzerindeki tırnağa sabitlenir. Germe işlemi kapı hızını ayarladığı için isteğe göre ayarlanabilir. Minimum 3 diş, maksimum 6 diş. Burada ne demek istiyor? Hemen onu göstereyim. Bu işlem kolu ve gövdeyi monta yaptıktan sonra yapılan bir işlemdir. Şu anahtar vasıtasıyla dostlar, bakın, bunun şurasında, şu kısmında bir tırnağı var. Biz şu anahtar yardımıyla germek istediğimiz kadar, tersine çeviriyorum bu arada. Germek istediğimiz kadar gerer, sonra tırnağımızı tam iç kısmına geçiririz dostlar. Evet, kameranın açısını değiştirdim. Bakın dostlar, şöyle gereriz. Şöyle gerer, sonra tırnağı şuraya oturtur. Ayarını bu şekilde yaparız. Burada size tam olayı iyi kavrayabilmeniz için şu kapak mekanizmasını sökeceğim. İçteki yapıyı ve yayı göstereceğim ki daha iyi kavrayabilin diye dostlar. Öncelikle 14-15'lik tepe vidasını sökeceğim. Sonra kolu şöyle sallayarak yerinden çıkaracağım. Şu ayar vidasını da şöylece yerinden çıkardım. Bakın şurası yaya geçiyor. Şu kapağı da aldım. Gördünüz mü dostlar? Hemen şuradan bir karga burun alayım. İçinde şöyle bir adet yayı var. Bu yay her zaman şu tarafına doğru çalışır. Şöyle saat istikametinin tersine doğru. Eğer biz bunu saat istikametine doğru çevirirsek yay kırılabilir. Ona dikkat etmemiz gerekir. Bunun mantığı, yay sistemi, iç mekanizma sistemi budur. Peki gövde ne işe yarıyor? Bu sadece yayla mı çalışıyor? Yayla çalışmıyor dostlar. Üst tarafta kapının kolunu tekrar geri getirebilmesi için yay mekanizması var. Şu alt kısımda da hidrolik yağı var. Hidrolik yağ da yayın oluşturduğu mukavemeti, gücü yavaş yavaş birden çarpmasın, kapı birden çarpmasın diye yavaşlatan hidrolik sistemi bulunuyor dostlar. Ayarından da bahsedeceğim. Elbette bunun hızlı ve sert kapanması için hem yaydan hem de hidroliksel ayarı var. Ondan da bahsedeceğim dostlar. Şimdi ürünümüzü kapatalım. 2. Kapanma fren mesafe ayarı. Fren mesafe ayarı otomatiğin kol vidasını uzatarak veya kısaltarak istenilen açıya göre ayarlanır. Resim 3 demiş arkadaşlar. Bakın şurada şu kol üzerinde resim şekilde göstermiş ama ben size gerçekten göstermek istiyorum daha iyi anlayabilmeniz için. Bahsettiğim mevzu şu ayar. Bunu montaj esnasında göstereceğim nasıl ayar yapılacağını da. Şuradaki iki vidasını sökmeden ya da şuradaki köşedeki şu metrik 10 vidayı somunu sökmeden buna ileri geri ayar yapamazsınız. Bunun bahsettiği ayar bu dostlar.
Fren ayarı nasıl yapılır? Hidrolik ayar cıvatası ile ayarlanır. Resim 4'teki gibi demiş. Bakın arkadaşlar, resim 4'te resimde göstermiş. Bahsettiği ayar vidası bu dostlar. Bunun mantığı nedir? Sıkarsak sertleşir, gevşetirsek yumuşar dostlar. Yani saat istikametinin tersine doğru çevirirsek yumuşar, saat istikametine çevirirsek sertleşir. Merak edenler için söyleyeyim. Bunun içinde hidrolik yağ var. Yağ belli kanallardan geçerek kapıyı yavaş itmesine ve yavaş açılmasına sağlayan bir sistemi var. Bu vidada o kanalın üzerinde kanalı daraltan ve genişleten bir yapıya yapının üzerinde çalışır. Biz bunu sıktıkça o delik vidayı kapatır. Dolayısıyla da sertleşir. Açtığımız zaman da yumuşayan bir sistem var dostlar. Bunun mantığı da budur. Üçüncü şıka geldiğimizde ise sağ ve sol kapı ayarı nasıl yapılır? Fabrikamızda üretilen hidrolik kapı kapama otomatikleri özel sipariş olmadığı takdirde sağ kapıya göre ayarlanır. Sağdan tesirli otomatik, sağdan dışa doğru açılan kapılarda kullanılır. Resim 5'te olduğu gibi demiş. Peki bizim kapımız sola açılıyorsa nasıl bir yol izleyeceğiz? Soldan dışa doğru açılan kapılarda otomatiğin kolu sökülerek dişli kapak çıkarılır. İç yay ters çevrilerek takılması lazımdır. Resim 6'da olduğu gibi demiş. Burada detayını çok göremeyeceksiniz. Özellikle ve özellikle zaten bu videoyu o yüzden hazırlıyorum. Hemen tekrardan kol yerine monte edilirken krakmili üzerindeki RL harfleri ile kol üzerindeki RL harfleri karşılaştıracak şekilde takılmalıdır demiş. O da şuradaki mekanizmadan bahsetmiş. Hadi gelin bir de onu göstereyim. Ondan sonra montaja başlayalım arkadaşlar. Öncelikle aynı demin yaptığımız işlemi yapacağım. Bakın arkadaşlar, şu kolu şöyle yerinden çıkardım. Sonra şu ayar olayını yerinden çıkardım. Şu kapak zaten çıktığını gösterdim. Buradaki mantık basit. Şu yayı arkadaşlar şöyle ters çevirip yerine takacağız. Kapağı takacağız. Ondan sonra şu ayar vidasını, ayar dişlisini şuradaki yerinden çıkarayım. Bakın şu içerideki çıkıntılı kısım var ya, şuradaki yere gelecek şekilde yerine oturturuz. Ve kolumuzu da kolun da açısı değişiyor. Arkadaşlar demin böyleydi. Bu sefer de tam ters istikamette taktığımız zaman kapı hidroliğimizin yönü ve açısı değişmiş oluyor arkadaşlar. Bunun mantığı da bu. Hadi gelin montajını yapalım. Tabii ki de bizim kapımız sağ olduğu için eski pozisyonuna getireceğim. Eski pozisyonuna getirirken de size bir şey göstermek istiyorum. Bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi biz bunu şöyle ters çevirdik. Hemen takmıyorum arkadaşlar. Hemen takmıyorum. Şurayı yağlayacağım güzelce. Şu yayı yağlayacağım. Hem ömrü uzayacak hem de ses yapmayacak. Aynı zamanda da arkadaşlar daha konforlu, daha güzel bir çalışma sağlayacak. Bunu mutlaka siz takarken yağlayın. Yağın hiçbir zararı olmaz buraya. Faydası olur, zararı olmaz. Aşınma olmaz. Yağ gibi çalışır, tabiri caizse. Yağ gibi çalışır. Sadece burayı değil, birkaç yeri daha yağlamanızı önereceğim. Hatta ara ara buraları yağlasanız bizim için, ülke ekonomisi için ve cebimiz için daha mantıklı ve daha sıhhatli olacaktır dostlar. İç kısmına da güzelce yağ sıkıyorum ki bu dışarıda kullanılacak bir kapı. Yağmur çamur görecek bir kapı. O yüzden hatta bolca sıkıyorum ki yarın yağmur çamurdan paslanıp bize sıkıntı oluşturmasın diye arkadaşlar. Şimdi bakın yerine oturttum. Şu ayar dişlisine de şu kısımlarını şöyle güzelce yağlıyorum arkadaşlar. İç kısmında aynı şekilde. Hem yerine oturması kolaylaşacak.
Şimdi diğer bahsettiğim, diğer yağlamanızı istediğim kısımlar şuralar. Şuradaki şu salınımdan aşınmayı önleyebilmek için buraya sıkarız. Bir de bakın şurada bir en çok kullanılan kapıyı siz her açtıkça çalıştığı bir mafsal sistemi var. Şuraya da yağ sıkacağız. Ara ara sıkacağız. Burayı en azından 6 ayda bir, senede bir yağlamamız lazım. Yine aynı şekilde şurada da bir mafsal kısmı var. Bu mafsal kısımlarını yağlayacağız. Hemen yağlamıyorum ben çünkü montaj esnasında beni üzerimizi batırmasın diye hemen yağlamayacağım. Orada montajdan en son iş bittikten sonra buraları yağlayacağım ve ürünümüz bize yıllarca sorunsuz hizmet edecek dostlar. Hadi kapağın montajını tekrar bir daha göstereyim madem. Bir daha göstereyim. Evet. Yarı yarıma denk getiriyoruz. İçerideki yaya bakın şu denk gelecek şekilde önce kapağı oturup şu yara içerideki yayı denk getirip oturtuyoruz. Sonra da kolumuzu yerine takıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar montajını yapıyoruz. Buraya tabi önce. Normalde somunlu vida taksak daha güzel ama arka tarafı kurtarmadığı için mecburen trapez atıyoruz dostlar. Randımanı sıkıyorum abi, cep randımanı sıkıyorsa. Ya kafa bir şeyini yalam ettirebilir, koparttırabilirsin. Evet, güzel, güzel. Bir de öbürü. Evet. Şimdi bir de üst bağlantı kolunun vidasını takalım. Evet arkadaşlar maalesef çok kuşlar var. Biraz sıkıntı yapabilir. Evet. İkisini de düzgünce sıktıktan sonra kolun montajını yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar ayarını yapacağız. Çekreyiz. Çektir, 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 çektir. Çektir. Şurada tırnağı var. Az az daha son mu? Son. Tamam bırak, bırak. Evet. Şimdi kapanmasına bakacağız. Lakin havada müthiş bir rüzgar var. O yüzden istediğimiz ayarı yapamıyoruz. Yani çok anormal şekilde bir rüzgar var. En son işte hem buradan hem de arka tarafındaki hidroliksel yavaş kapanma vidasıyla ayarı yapacağız. İşlemimizi bitireceğiz. Şimdilik bu işlemi bitiriyoruz ama daha sonra gelip tekrar normal bir havada olması gerektiği ayarı yapacağız. Firma şunu söylüyor arkadaşlar, kışlık ve yazlık ayarı fark ediyor. Çünkü içindeki yağ donduğu için. O yüzden kışın birazcık bu vidayı, şuradaki vidayı gevşetip yazın birazcık sıkarak yılda iki defa yazlık ve kışlık ayarı yapmamız gerekiyor dostlar bu alete. Peki arkadaşlar montajımızı yaptık. Böylelikle de bir videomuz daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.